hükmü budur yani. İslami açıdan söylüyoruz tabi. Zamanımızın ahkamıyla hiçbir alakası yok bunların. Şafii mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre, bir de Maliki mezhebine göre, ben Müslümanım, müminim dediği halde, yine 5 vakit namaz kılmadığı 2 şahitle ispat edilir edilmez, o insan derhal mahkemeye alınır, şahitler dinlenir, o dakikada idam edilir, öldürülür buyurmuştur. Herkes biliyor bunları, kitaplarda yazıyor. İlmi açıdan söylüyorum, başka bir sebeple değil tabii. Kafir olduğu için öldürülmez, namazı terk ettiği için, yeryüzü Müslümanların arasından çıktığı için, halkadan çıktığı için, kim olduğu belli olmadığı için, başka insanların arasında fitne çıkarmasın, fesat çıkarmasın, bu serseri niçin dolaşıyor demesinler, tehlikeli olmasın, sözünde durmayan bu adam, yeryüzünde beladır, fitnedir diye derhal idam edilir, yine cenazesi yıkanır, kefenleri yine Müslümanların mezarlığına defnedilir diyor kitaplarımız. Ona hayat hakkı tanınmaz. Namazın ehemmiyetini görüyor musunuz? Onun için yalvararak bütün aynen Peygamber-i Zişanımız gibi yalvararak diyorum ki kardeşlerim Allah aşkına 5 vakit namazınızı terk etmeyiniz. Eğer Allah'ın rızasını kazanayım diyorsanız, eğer Muhammed Mustafa'yı göreyim diyorsanız, eğer cennete gireyim diyorsanız, sakın kadın ve erkek ölünceye kadar namazınızı terk etmeyiniz. Hiçbir memuriyete değişmeyiniz, hiçbir makama değişmeyiniz.